Merhaba, Korece dersine hepiniz hoş geldiniz. Annyeonghaseyo, Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalda yer alan videoları oynatma listesindeki sıraya göre izleyin. İkinci ve üçüncü duyuruyu da mutlaka dikkate alın. Kanalımda Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler bir video var. Onu mutlaka izleyin. Bir de short videosu vardı bir tane. Orada da Korece'yi nasıl çalışmanız gerektiğiyle ilgili yine önemli şeyler paylaşmıştım. Orada bu videoda paylaştığım çizgi film dışında 2-3 çizgi filmden daha bahsettim. Onu da mutlaka inceleyin. Bir de son olarak kanalımızın topluluk kısmı açık. Oradan zaman zaman duyuru yapıyorum. Hatta yakında da yapacağım. Lütfen orayı da takipte kalın diyeyim. Şimdi bugün sizlere I harfi ile ilgili, yani işte I harfinin bulunduğu kelimelerin düzensiz çekimlemelerini öğreteceğim. Bakalım bu I harfi ile ilgili düzensizlik neymiş? Bununla ilgili çekimlemeler nasıl yapılıyormuş? Yalnız başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi Otteo ile ilgili videoyu izlediyseniz orada da mesela ben koyu mastar hallerini koyuyla yazmıştım. Samimi çekimlemeleri sağ tarafta kalın olmayan bir fontta yazmıştım. Şimdi işte arkadaşlar orada göreceksiniz ki mastar halinde yazılmış kelimenin mesela fiil ya da sıfatın kökünde mesela L, B, ne bileyim I, S, ne bileyim başka şu an aklıma gelmedi. Bu harfler falan olduğunu hep böyle düzensiz çekimlendiğini görüyoruz. Mesela Mugopta, Mugovoyo oluyor değil mi? Neden? Bak oradaki B ne oluyor işte? Mugovoyo'ya dönüşüyor gibi. Bunlar işte düzensiz çekimlemeleri gerektiren harfler. İşte biz bugün I harfiyle ilgili düzensiz çekimlemeyi göreceğiz. I harfinden sonra da size B harfinin düzensiz çekimlemelerini öğreteceğim. Ondan sonra yine gramer konularımıza devam edeceğiz. Sonra ara ara diğer düzensiz çekimlemeleri öğreteceğim. Daha önce öğretemezdim çünkü biliyorsunuz ki okuma kuralları videosuyla ilgili bir sürü, yani o videoda bir sürü kural öğrendik. Ondan önce sonra yine bir sürü kural öğrendik. Kural zehirlenmesi yaşadık topluca. O yüzden birazcık ara vermek istedim. Bunları daha sonra da verebileceğim ama o zaman da yani birisi bana şey sormuştu. Simol yap, bunların düzensiz çekimleneceğini nasıl anlayacağız? Evet haklısınız. Düzensiz çekimleneceğini başta ben size hani düzensizse düzensiz olduğunu belirterek verdim. Ama herkes öyle yapıyor bu arada. Neyse ben de dedim ki çok daha sonlara doğru anlatmayayım. Ara ara gerektiği yerlerde bu düzensizlikleri de vereyim dedim. İlk olarak I ile başladım. Sonra B'yi vereceğim. Sonra hangisini vereceğime zamanla karar vereceğim. Şimdi arkadaşlar I harfi ile ilgili düzensizlik nedir bir ona bakalım. Şimdi sıfat ve fiiller I harfi ile bitiyorsa aslında bu sıfat ve fiillerin kökü. Bunların kökü I ile bitiyorsa bunlara A ya da O ile ilgili, yani A ya da O ile başlayan bir ek gelecekse ya da bir kelime, ek ya da kelime gelecekse bu I harfini arkadaşlar dikkate almıyorsunuz. I harfinden bir önceki harfe, bir önceki sesli harfe bakıyorsunuz. Oradaki sesli harfe göre işte şu kuralları düşünüyorsunuz, tamam mı? Oradaki sesli harfe göre işte A varsa örneğin Ayo gelecek. O varsa ya da işte yine Ayo gelecek. Ama A ya da O yoksa işte buradaki harfler falan filan şunlar varsa Oyo gelecek diye düşünerekten A'yı ya da O'yu getiriyorsun. Tamam mı? Bu tabloyu da bilerek buraya koydum. Bu tablo hala duvarınıza ya da defterinize yazılı değilse mutlaka yazın arkadaşlar. Bakın bu kadar düzenli bir tabloyu bulamazsınız. Yani ben sizler için gerçekten uğraşarak bunu hazırladım. Siz de kendiniz için uğraşın en azından. Dediğimiz gibi şu ikinci kuralı da burada söyledim. Yani dediğimiz gibi kök I harfin den önceki sesli harf ay, ayo ya da oyo ya da işte a ile başlayan ya da o ile başlayan bir ek gelip gelmeyeceğini belirliyor. Sonra arkadaşlar ya da örneğin sıda gibi kökü tek heceden oluşan ve I harfinden önce, bakın kendisinden önce bir tane sesli harf yok. O zaman arkadaşlar o geliyor. Tamam mı? Yani A ile başlayan bir şey gelmeyeceği durumlarda O ile başlayan bir şey geliyor. Bilginiz olsun. Ama bakın burada I harfinin düzensizliği ile ilgili şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki kural A ya da O ile başlayan bir şey geleceğinde. Tamam mı? Buna dikkat edin.
I harfinden sonra çekimleme yapacağınızda A ya da O ile başlayan bir şey geleceğinde. Tamam. Şimdi örneğimize bakalım. Yine tabloyu koydum, gözümüzün önünde olsun. Şimdi sıpıda. Arkadaşlar bunu Otteo videosunda da ele aldık. Üzgün demek değil mi? Üzgün. Ya da üzücü falan. Neyse. Sıfat bu. Şimdi bakın. I harfimizi görüyorsunuz. Bunun kökü neresi? Dağ'ya attık. Mastar ekimiz. Ne oldu kök? Bu. Sırpı kök. I harfimiz burada görüyoruz. O zaman burada bir düzensiz çekim olacak diye düşündük hemen. Sonra I harfini biz ne yapıyorduk? Atlayarak bir önceki kısma gidiyorduk değil mi? Orada ne yapıyorduk? Artık nerede bir sesli harf varsa ona bakıyorduk. Buradaki bu sesli harf neymiş? I. Bakıyorum şimdi. A ile başlayan bir ek mi gelecek? O ile başlayan bir ek mi gelecek? Tamam mı? Şimdi bakıyorum burada I var mı var mı? Yok. O zaman A ile başlamayacak. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Eğer ki arkadaşlar A ya da işte O değilse, şu A ya da bu O değilse ya da işte bunlar şuradaki şurayı kapsamıyorsa her zaman O'dur dedik ya. O zaman bu O alacak. Yani o zaman ne yapacak arkadaşlar? Sıl. Po. Yo. Yani illa şurada yazdığım harfleri birebir buradakiler olmak zorunda değil arkadaşlar. Eğer buradaki şeyler değilse kesin O'dur, tamam mı? Öyle düşünün. İlla burada vermedim diye de I buralarda yok. O zaman A da O da olmaz. Ne olacak diye düşünmeyin. Eğer A ile başlayan bir şey gelemiyorsa kesin O'dur diyerek O ile başlatın. Çünkü bu da bir kural. Tamam mı? Ne dedik? Sılpoyo. Bunu zaten bakın sılpıdanın sılpoyo şeklinde çekimlendi. Ben size Otteo'da öğrettim. Sadece bildiğiniz bir şey üzerinden tekrar anlatmak istedim. Konumuz bu. Tamam mı? Şimdi tekrar gidiyoruz. Yepıda. Güzel değil mi? Bunu da az önce öğrendik bir önceki videoda. Şimdi bakalım. Köküne bakıyorum. Da attık. Köküne yepba. Kök. Şuraya da yazalım birazcık. Neyle bitiyor? I. Düzensiz bir çekimleme var. Bakıyorum bakıyorum ki I'dan önceki sesli harf ne? Y. O zaman arkadaşlar Y ayo mu alır? Yani A ile başlayan bir ekme alır. O ile başlayan bir ekme alır sizce. Az önceki tabloya bakmadan bir söyleyin. Bence O'yu alır. Yani O ile başlayan bir ek alacak. Bakalım. Evet. Burası olmadığına göre burada O'yu alacak. Yani burada direkt Y yazılmamış ama arkadaşlar neydi? A ile başlamıyorsa O ile başlayan bir şeyler gelecekti. Şimdi arkadaşlar burada bakın bunu biz samimi çekim yapıyormuşuz gibi varsayarsak o zaman O'yu alacağını da bildik, öğrendik ya az önce. Yep boyo. Şimdi arkadaşlar yep boyo samimi çekim. Ama bakın bir de size şunu göstermek istiyorum. Bunu biz resmi formda çekecek olsak çekelim. Yep. Pım. Nida. Bakın görüyor musunuz? M'nida getirdik. Yani aslında buradaki bu düzensiz çekimleme sadece kendisinden sonra konuştuk ya önce. A ya da O ile başlayan bir sesli harf geldiğinde bir düzensizlik meydana geliyor. Bakın burada çünkü bir düzensiz bir şey oluşmadı. Yepbım nida. Kök neydi? Yepbıydı. Ne oldu? Burada da yepbı yazıyor. Demek ki burada bir düzensizleşme olmadı. Düzensizleşme o zaman ne zaman ortaya çıkıyor? A ya da O ile başlayan bir çekimleme yapmamız gerektiğini, yani samimi formda çekimlediğimizde ayo ya da oyo gelecek ya, işte o zaman ya da aso oso diye bir ek getirdiğimizde, biz daha bunu gramer olarak öğrenmedik ama o zaman ya da mesela asoya osoya gibi geçmiş zamanlı çekim yapacağınızda ya da a o do şeklinde bir gramer yapısı da var, o geldiğinde ya da işte daha adını söylemediğimiz bir sürü A ya da O getirmeniz gereken, çekimleme yapmanız gereken durumlarda demek ki bu düzensizleşme meydana gelecek. Tamam mı? Böyle menida gibi ya da go gibi, bunda bu V anlamına geliyordu, daha öğrenmedik de.
ya da başka başka sessiz harflerle çekimleme yapmanız gerektiği durumlarda bir düzensizleşme meydana gelmiyormuş, değil mi? Tamam, bunu artık netleştirelim kafamızda. Devam edelim. Pappı'da meşgul demek. Kökümüz neresi? Pappı. Sessiz, I harfi var. O zaman biz şimdi bunu samimi formda çekimle yapıyormuşuz gibi düşünelim. Ne olacak arkadaşlar? Kendisinden önceki sesli harfe bakıyorum. O zaman ayo gelecek. Çekiyorum. Pap. Bayo. Ne oldu? Pappayo. Oldu. Devam edelim. Kopu da arkadaşlar aç olmak. Ama biz ne deriz? Karnım acıktı deriz ya. P karın demek. Tamam mı? Karnım acı, yani karnım aç demek bu şu an. Bunu işte karnım aç, karnım acıktı, karnım acıkacak gibi öyle böyle çekinersiniz zamana göre. Ama genelde işte karnım aç şeklinde çekersiniz çoğunlukla. Genelde yani pega ile kullanırsınız diye burada verdim. Bu ga da iga 2. Şimdi kopudanın köküne bakalım. Kopu, ı var. O zaman düzensiz bir çekimleme olacak. Çünkü ben şu an samimi formda çekeceğim. Ayo ya da oya getireceğim için. O zaman ne olacak? Bir düzensizleşme olacağını biliyorum. Ama resmi formda çekseydim, bakalım ne olurdu, onu da görelim. Şimdi ko, pı. Şimdi ı var dedik ki arkadaşlar. Buradaki kendisinden önceki sesli harfe bakalım. O. O zaman ne olacak? Ayo gelecek. Ayo geliyor. Kopayo oluyor. Tamam mı? Pega, kopayo dersin. Resmiyi çekelim. Ne olacak? Köküne kopu. Sessiz harfle, yani sımnida ya da meynida geleceği için arkadaşlar, ikisi de sessizle başlayacağı için bir düzensizleşme olmayacağından direkt yazalım. Ko, pım, nida. Yani bir düzensizleşme yok. Kökte. Kopum, nida diye yazıp geçeceksin. Şimdi kıda büyük olmak. Buna bakıyoruz. I var ama kendisinden önce bir sessiz, sesli harf yok. Simola ne yapacağız? Arkadaşlar ne demiştik? I'nın bulunduğu tek heceli bir, yani tek heceden oluşuyorsa ve kendisinden önce bir sesli harf yoksa, o zaman o ile başlayan ekinizi getiriyordunuz. O zaman ne oluyor? Ko-yo. Tabii şu arkadaşlar böyle hafif bir eğimli yazılır. Öyle benim gibi bodozlama yazmayın da. Ko-yo. Tamam. Şimdi bakalım. Yine kök ayırıyoruz. Apı da hasta olmak. I var. O zaman samimi formda çekersek bir düzensizleşme olur. Bakalım. Kendisinden önce gelen harf A. O zaman ayo gelir. A. Pa-yo. Ne olur? Apa-yo. Gıda. Bakın bu gıda diye okunur arkadaşlar. Bu da kapatmak. Işığı kapatmak, makineyi kapatmak. Örneğin telefon neydi onun adı? Örneğin su ısıtıcısını kapatmak gibi düşünebilirsiniz. Elektronik bir şeyleri kapatmak yani. Bakıyoruz ı var ama kök, yani ı'nın bulunduğu tek heceli bir hece. O yüzden kendisinden önce sesli harf gelmediği için o gelecek. Ne olacak? Goyo. Sı da yazmak arkadaşlar. Yine aynı şekilde ı var ama kendisinden önce bir ses yok. O yüzden yine o. Soyo. Yani neden biz bunları düzensiz dediğimizde, yani düzensiz formunu ben size verdim ya ezberleyin diye. Neden böyle oldu? Şimdi birazcık daha netleşmiş durum var sizin için. Nappı da arkadaşlar kötü. Bunu yine Otteo'da öğrendik. Bakıyoruz. Köküne nappı. I var. O zaman samimi formda çekersen bir düzensizleşme olacağını düşünüyorum. Bakıyorum kendisinden önceki sesli harfine A. O zaman ayo geleceğini düşünerekten nap bayo olacağını söylüyorum. Şimdi örneklerimize bakalım. Çok örneğimiz yok. Simoleş daha sonra arkadaşlar, bu arada ben şimdi videolarda az az örnek veriyorum ama
Ben şimdi bir kaynaktan belli şeyleri değinerek şu an konuları işliyorum. 50. videodan sonra artık alıştırma videolarımıza kaldığımız yerden devam ederek birkaç tane alıştırma videosu çekeceğim. Sonra yine gramere devam edeceğiz. Çünkü alıştırma videolarında ben size farklı kaynaklardan bir sürü örnek cümle koyuyorum. Şu an gramerler için tek bir kaynak takip ediyorum. Bazen işte birkaç kaynak oluyor ama dediğim gibi ben her şeyi tamamen sırayla ya da tek bir kaynağı sırayla takip etmiyorum. Karıştırıyorum ama karıştırdığım yerler farklı oluyor. Siz sadece benim videolarda işlediğim şekilde ilerleyin. Hangi kitapmış, hangi kaynakmış onları düşünmeyin. Çünkü ben dediğim gibi yani her kaynağı tamamen A'dan Z'ye kadar sırayla takip edemiyorum. Çünkü çok karmaşık olur. Anlamazsınız diye. Mecburen bir oradan bir buradan biraz şuradan çorba yapıyorum sizin için. Şimdi bakalım. Simolyashinin Yojim Manipappayo. Simolya, yojim bugünlerde demek. Çok meşgul. Mani çok demek. Simolyashinin bugünlerde çok meşgul. Neden papaya oldu? Papı da meşgul. Papı da neden böyle oldu? Çünkü burada ı var. Ve kendisinden önce a geldiği için ayo alarak çekimlendi. Ayo aldı. Bir sonrakine bakalım. Pega kopayo. Açım. P neydi karın? Gai gaikiydi. Kopayo da kopudan az önce zaten çekim yaptık. Kopuda ı olduğu için kendisinden önce o geldiği için oyu alarak çekimlendi. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Umarım ben de sizlere iyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Siz anlamadıysanız aslında burada benim de biraz suçum oluyor. O yüzden anlamadığınız şeyleri mutlaka sorun. Görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi B harfinin düzensizliğini öğreneceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.